Herkese merhaba. Aslında bu saatler benim kendi kendimle baş başa kaldığım saatler. Evdeki herkesin uyuduğu, benim kitaplarımla, kalemlerimle, kendi kafa sesimle baş başa kalmayı en sevdiğim saatler. Ama bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü Ocak ayında okuduğum kitaplar videosu da çekmek istiyorum. O yüzden 2023'ü burada bir kapatalım artık diye de düşündüm. Siz ne düşündünüz bilmiyorum. Yüzümde makyaj yok. Sadece sizin için bir tane lip balm sürdüm ama bu video 55. başlayışım olduğu için dudağımda ne kaldı bilmiyorum. Ama neyse, konumuz kitaplar. Konu ben değilim sonuç olarak. Öncelikle 2023 yılında toplamda 22 kitap bitirmişim. Daha fazla kitap bitirilebilirdi ama bunun için bir sürü bahanem olsa da size sunmayacağım. Beni Goodreads ya da 1000 kitap üzerinden takip edebilirsiniz. Orada okuma hedeflerimi ve ne kadarını başarabildiğimi görebilirsiniz. Sadece bir tane bahanemi söyleyeyim. Çok fazla yarım kitabım var. O yarım kitapları bir bitirseydim hedefimi bitirirdim. Ama olmadı. Demek ki o kafada değilmişim. Yılın ilk 5 kitabını 2022 ve 2023 Nisan ayına kadar okuduğum kitaplar adlı videomda bulabilirsiniz. Ve sonrasında 5. 6. kitap olarak, bu bir aslında hile ama bunu severek ve isteyerek ve bilerek yapıyorum. Elimde böyle bir kitap var, Mesnevi'den Cevaplar ve 2023'ün en kalın kitabı olarak geçiyor tarihe. Bunu şunun için yaptım. Okumadığım kitaplar bölümünden okuduğum kitaplar bölümüne taşımak için yaptım. Çünkü bu bir Mesnevi'den Cevaplar kitabı. Bu bir niyet dilek kitabı. Lütfen şu anda bir tane kafanızdaki soruya, niyete odaklanın. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Kartları falan da böyle. Çok anlamam tarottan falan ama böyle şeylerin mesajlarına inanırım. Bir dilek tutuyoruz. Bir soru soruyoruz. Sonu iyi olur çıktı. Hadi inşallah. Vallahi hadi inşallah. Ve bunu böyle ben artık defalarca okuduğum için, çünkü kaç kere çektiğimi bilmiyorum kendisini. O yüzden onu ekledim. Sonrasında Türkiye'ye gitmişiz tatile. Türkiye'deki kitaplığımda beni Melisa Kesmez kitaplarım bekliyordu. Geçen sene, daha doğrusu 2022 yılında Nohut Oda kitabıyla başlamıştı benim hikayem. Nohut Oda kitabına vuruldum. Zaten o ara benim artık öykü, bu ara sürekli öykü okuyorum ve öykü kitaplarından çok haz alıyorum. Daha önce bu kadar öykü delisi olduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Nohut Oda beni çok çok etkileyince Melisa Kesmez'in bütün kitaplarını almıştım. Elime ilk Bazen Bahar gelmiş. Ne yazık ki son sayfalarının fotoğrafını çekmeyi unutmuşum. Ya da silmişim, bilemiyorum. 2017 yılında NDS, onu da araştıracağım bu videoyu çektikten sonra, Edebiyat Mansiyonu ödülü almış. Zaten Melisa Kesmez Sait Faik ödülü var diye biliyorum. Ve Bazen Bahar da böyle, yani bilmiyorum, Melisa Kesmez kaç yaşında onu da bilmiyorum aslında. Ona da bakmam lazım. Böyle geçtiği yollardan geçmişim, yaşadığı acılardan, aşklardan geçmişim gibi, böyle hep onun etrafında dönmüşüm. Onun komşularına benzer komşularım olmuş gibi bir his veriyor bana. O yüzden de böyle kendimden de bir şeyler bulabildiğim, o yüzden onun yolunda çok severek eşlik edebiliyorum o satırlarına. Bazen ne diyor bu ya dediğimde oluyor. Bazen de bunun altını çizmeliyim hissi oluyor. Aslında beni çok etkileyen kitapları buraya getiriyorum. Melisa Kesmez'leri Türkiye'de bıraktığım için bu anlamda üzgünüm. Belki bu sene yazın onları getiririm, eğer bavulumda yer olursa. Çok çok garip bir denge. Hem okumadığım kitapları getireyim hem de okuduğum kitapları getireyim hissi oluyor. Neyse. Bazen Bahar'la ilgili bunu söyleyebilirim. Sonrasında Ülkü Hazman Hür'ün Marie Curie adlı çocuklara yönelik bir çocuk kitabını bitirdim. Ülkü benim Instagram'dan sosyal medya arkadaşım. Hiç yüz yüze gelmedik ama onun samimiyetine ve çok inanıyorum, çok sevdiğim bir insan. Ve o çocuklara yönelik böyle bir kahramanlar serisi üretmeye başladı. Ve onların kostümlerini giyip okullarda imza günlerine gidiyor, tanıtımlara gidiyor. Çok 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 tebrik ediyorum bu anlamda onu. Marie Curie'nin de ben başka yayın evlerinden de böyle okumuştum kitaplarını. Ve özellikle çocuklara yönelik olduğu için kız çocuklarına özellikle o yoklukta, o zor zamanlarda Marie Curie'nin başardığı şeylerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve bunu tekrar tekrar dile getirmesinde fayda görüyorum açıkçası. O yüzden herkesin kitaplığında bence olmalı. Sonrasında yine yazın bir video çekmiştim. Everest Yayınları'nın Açık Hava serisi kitaplarının videosunu çekmiştim. Onlardan ilk bitirdiğim Zadie Smith, Marta ile Hanvel. Onun birkaç öyküden oluşuyordu hatırladığım kadarıyla. Marta Marta, Cehennem'de Hanvel adlı iki hikayeden oluşuyor. Sonuna şey yazmışım. Wow.
Gece 2.24 geçe bitirmişim. Buruk hikayenin tadı damağımda kaldı diye. Ben ilk öyküden çok etkilenmediğimi hatırlıyorum. Çok sıkıldığımı, zor bitirdiğimi, zor kapıldığımı. İkinci hikayenin de tadı damağımda kaldı. Biraz daha bunu uzatmalıydın diye böyle. Öykü kitaplarında hep bu problem var. Ya bu daha gider de aslında hissi geliyor ya insana. Yani roman olsun istiyorsunuz. Yani çok akıcı, aşırı böyle bayıla bayıla okuduğum bir kitap olmasa da sonunda etkilenmişim. Etkilendiğimi hatırlamıyorum ama mesela. Sonrasında Andre Gorz'un son mektubunu okudum. Bu kitap beni çok... şöyle göstereceğim, ekleyeceğim buraya ama... Bu kitap benimle çok gezdi ve çok arkadaşımla, çok kişiyle paylaştım, okudum, altını çizdiğim yerleri. Şöyle ki, şöyle bitirmişim. Yer yer zorlayan, kafa karıştıran bir kitap oldu. Aşk güzel şey diye. Çünkü bunu söyleten şey şu ilk kitabın ilk başında şöyle bir cümle var ve ben buraya bittim. Her yere yazdım. Unutmak istemiyorum deyip yine unuttum. Sadece benimkine değen, bedeninin sıcaklığıyla dolan, kahredici bir boşluk taşıyorum göğsümün tam ortasında yeniden. Anlatabildim mi? Anlatamadım. Sadece benimkine değen, bedeninin sıcaklığıyla dolan, kahredici bir boşluk taşıyorum göğsümün tam ortasında yeniden. Böyle bayıldım buraya. Ve birbirimizin, bu başka bir sayfa, birbirimiz aracılığıyla ve birbirimiz için olduğumuz kişiler haline gelmemizi mümkün kılan bu hikaye oldu diyor. Ya bak, birbirimizin aracılığıyla birbirimiz için olduğumuz kişiler haline gelmemizi mümkün kılan diyor. Ya bayılıyorum. Yani... Çok zorladı bu kitap beni. Bu kitabı aşk, işte aşk kitabı deyince akla bu gelir falan diye bir paylaşımda görüp ekran görüntüsü alıp almıştım. Beni bu kadar zorlayacağını tahmin etmemiştim. Hele böyle bazı paragraflar falan var. Onları çekmemişim. Bu da çok altını çizdiğim bir kitap oldu aslında. Böyle kafede oturup böyle burada ne anlatıyor? Ben burayı anlamadım. Bana burayı anlatır mısın diye bir arkadaşımla konuştuğum bile oldu. Yani... Herkes için kolay okuma olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama beni etkilemişti bu anlamda. Ama böyle herkese tavsiye edebileceğim bir kitap mı? Orayı çok kararsızım. Sonra Melisa Kesmez'e geri dönmüşüm. Küçük Yuvarlak Taşlar. Bildiğim kadarıyla yazarın tek romanı. Ve tanıtım şeyinde şey yazmışlar. Tanıtım metninde. Kaybedişlerin ve Hayata Başlangıçların kitabı. Bu kitabı ben 7. ayın 7'sinde bitirmişim. 7 Temmuz'da. Şubat nereden çıktı? Ve tam orada da bir günlük yazmışım. Çünkü hatırlıyorum bu kitabı bitirdiğim sahneyi. Sabaha kadar Melisa Kesmez kitabını okuyup bitirebildim. Küçük Yuvarlak Taşlar bitti. Karakterlerden biri mezarlığa gidip hesaplaşıyor. Ve canım gece gece Epsun'a gitmek istedi. Gidemedim tabii. Sabah arkadaşım geldi. O beni götürdü. Her şey yolunda değilken ya da öyle hissederken en iyi gelen yer bana onun yanı yazmışım. Türkiye'ye gittiğim zaman aslında burada yapamadığım bir şey. Burada benim uzaklıktan dolayı elimden alınan bir duygu. Ama Türkiye'de ne zaman ruhum sıkışsa, daralsam böyle bir tek şey aklıma geliyor. Benim Epsun'a gitmem lazım diye. Ve işte taksi çağırıp ona gidiyorum falan böyle. Çünkü biriyle gitmek istemiyorum genelde. Yalnız olmak istiyorum orada. O kitapta da işte o karakterin o yüzleşmesi beni de böyle yani arabam olsa sabaha karşı tek başıma mezarlığa giderdim diye düşünüyorum. Tabii ölümden bahseden bir kitap değil. Aslında bu kadar ağır bir kitap değil. Sadece benim yaram orada olduğu için ben oradan bağ kurabildim diye düşünüyorum. Ama böyle roman tadında değildi. Uzun öyküler tadındaydı. Kitap bölümlerden oluşuyordu diye hatırlıyorum. Ve sanırım öykücülüğünü daha çok seviyorum Melisa Kesmez'in diye düşünüyorum. Sonrasında Osman Balcıgil'in kitaplarını seviyorum ben. Bulabildiğim zaman indirimlerde alıyorum. Daha önce Sabahattin Ali kitabını okumuş ve size çok tavsiye etmiştim. Yani Osman Balcıgil'in böyle yazarları tanıttığı kitaplara ben Telebole kitabı diyorum. Çünkü tatlı tatlı böyle yazar dedikodusu yapıyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Ben Suat Derviş'i okudum öncelikle. Ama hangisini okudum? Evet, kısa versiyonu. Bu çocuklara, gençler için biyografik olan, ince olan serisi. Ben daha önce hiç Suat Derviş kitabı okumamıştım. Ve Fosforlu Cevriye'nin de Suat Derviş'in kitabı olduğunu bilmiyordum. Bu benim cahilliğim. Suat Derviş'i tanıdığıma çok ama çok memnun oldum. Yani... Osmanlı kadını diyebilir miyim acaba? Osmanlı zamanındaydı diye hatırlıyorum.
O kadar güzel zamanlar yaşanmış, konaklarda yaşanmış, eğitim o kadar kendini geliştirmiş, Almanca'da kitap yazmış, Fransızcası da vardı diyebilirim, piyano çalabiliyor. Çok 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 donanımlı bir kadın ve gurur duydum böyle bir ırktan geldiğim için ve tarihimizde böyle bir kadının varlığı olduğu için. Öncelikle Suat Derviş'le tanıştığıma çok ama çok memnun oldum bu anlamda ve ben bu dedikodu, nasıl diyeyim, Televole kitaplarını da çok seviyorum. Osman Balcıgil'in bu yazarları tanıtan kitaplarını mutlaka okuyun. Özellikle Sabahattin Ali'yi de çok 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 severek okumuştum. Sonrasında yine Melisa Kesmez'e dönmüşüm. Atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz. Sanırım okuduğum son Melisa Kesmez kitabı oldu. Onunla da ilgili yine öyküleri böyle aşk acısı, aşk yaşadığı, yani çok böyle öykülerde böyle sanılıp gidiyorsunuz. Onunla beraber aşk acısı yaşıyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Birkaç tane böyle beni çok etkileyen öykü vardı kitabın içerisinde. Benden sonra teyzem okudu. Teyzem de hızlı okudu. Bu benim için bir şeydir böyle. Teyzemin de bir kitabı hızla bitirmesi. Benim için, evet, bütün kelimeyi arayıp arayıp bulamıyorum. Benim için bir şeydir yani. Bu bir otoritedir teyzemin kitabı hızlı bitirmesi arkamdan. O da benimle beraber hızla bitirdi. O yüzden Melisa Kesmez'in öykülerini çok yürekten tavsiye edebilirim. Sonrasında ben Suat Derviş'i okuyunca hemen Suat Derviş'in Fosforlu Cevriye kitabını aldım. Ve ben Fosforlu Cevriye filmini izleyip izlemediğimi de hatırlamıyorum açıkçası. Sadece o şarkıyı biliyorum, malum şarkıyı. Hemen heyecanla kitabı okudum. Kitabı sevdim. Yani normal, bayağı etkilendim. Ama şöyle bir şey oldu. Onun da son sayfasını çekmemişim. Hemen kitabı bitirdikten sonra heyecanla YouTube'dan Fosforlu Cevriye filmini açtım, Türkan Şoray'ın. Kitapla alakası yok. Kesinlikle kitap okunmalı. Yani ben daha böyle birbirine yakın gider diye düşünürken hiç kitaptaki gibi olmadı olaylar. O beni çok üzmüştü. Film beni çok üzmüştü. Kitap beni üzmedi. O anlamda tavsiye ediyorum. Yani Türk klasiklerinden biri diye sayılırız. Suat Derviş'le benim gibi tanışmamış olan varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında Türkiye'den geri gelmişim. Japonya'ya geri dönmüşüz. Robin Sharma, Allah'ım, Ferrarisini satan bilgiyi falan okumayan var mı? Bu bir gazeteler falan veriyordu, dergiler veriyordu. Robin Sharma'nın kitapları. Ben birkaç kitabını okudum. Bu da elimdeydi burada. Yıllardır Japonya'daki kitaplığımdaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Evet, ben size söyleyeyim. bu kitap Sergi Serhatlı diyor. Benim evlenmeden önceki soyadım. 22 Temmuz 2006'da almışım kitabı. Ve 2020 yazında da Japonya'ya getirmişim. 2023'te de bitirmek nasip oldu. Altını bol bol çizdiğim ve aslında beni bir noktada, yani başında bir olay oluyor. Orada böyle bir soğudum ama sonra geri geldim kitaba. Altını sık sık çizdiğim. Yani kişisel gelişim kitaplarını seven var, sevmeyen var. Bu böyle daha önce, yani bu türde çok kitap okuyanlara ekstra ne verebilir bilmiyorum. Sadece bir şeyleri hatırlatabilir. Bu tarz okumayanlar için çok tatlı böyle bir romana yedirilmiş insanın kalbine, ruhuna iyi gelebilecek böyle doneler var. Oradan bir şeyler kapabilirseniz ne mutlu size. Çok severek okudum. Bol bol çizdim. O yüzden bu da benim kitaplığımda böyle altı bol çizilenler bölümüne gidecek. O bölümde duracak. Sonrasında neyi bitirmişim diye bakıyorum. Yaşamadan Ölmeyeceğim. Bu bana Maud Anka, Mehtap'ın hediyesiydi. Doğum günü hediyesiydi 2022 yılında. Ama ben bunu getirememiştim yanımda. Geçen sene işte kitaplığımda dolanırken bunu çekti canım. Bunu okumaya başladım ve evet, Mehtap dedi ki bir dakika. Nefes birkaç gündür hasta. Umarım ondan hastalığı almıyorumdur. İptal ne varsa yani. Mehtap dedi ki okuduğuna çok sevindim. Çünkü bunu da seveni çokmuş. Ben tanımıyordum açıkçası yazarı. Ve sonra diğer kitabını da aldım. Henüz ona başlamadım. Ben buna benzer öyküler okudum. Yani aynı, yani benzer tarzlar, tavırlar. Ve özellikle şeye çok benzettim. Tanrı daima tedbili muadil gezer miydi? Öyle bir şeydi. Onunla böyle belki uzak doğuda geçtiği için bu da altını bol bol çizdiğim. Ve beni şaşırtan şu oldu.
kitabın sonu beni şaşırttı. Ben böyle biteceğini, yani mükemmel bir son yazmış. Bu tarz kitaplarda, hani kişisel gelişim kitaplarında ya da nasıl diyeyim, polisiye kitaplarında falan da böyle çok nadir, yani ben nasıl diyeyim, iyi bir okuyucu ya da dikkatli biri olduğum için bazen böyle sonu çakabiliyorum. Bunda of, öyle bir şaşırtmacalı gitti ki aman 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 Allah'ım oldum sonunda. O açıdan da beni çok tatmin etti ama kişisel gelişim anlamında da öğrettikleri, söyledikleri, böyle bende uyandırdıklarını falan çok sevdim. Bu da altı bol çizili kitaplar hanesine gidiyor. Bitirdiğime sevindim. Henüz diğer kitabı beni çağırmadı. Çünkü elimde çok fazla yarım kitap var. Onlar bittikten sonra heyecanla ona kavuşmayı da bekliyorum. Sonrasında Aylin Balboa'dan, daha önce ben onun bir kitabını okudum diye hatırlıyorum. Aslında Storytel'de karşıma çıktı. Bu Hikaye Senden Uzun Osman diye. Ben sesli kitapları okudum saymıyorum, yazmıyorum yani metni görmeden. Ben öncelikle bulaşık yıkarken falan böyle kısa metin diye Aylin Balboa'nın bu Hikaye Senden Uzun Osman'ı açtım, başlayayım dedim. Bazı kitaplar var ki bana sesli kendini dinlettim mi? Çünkü benim metni görüp altını çizmem lazım. Hemen baktım ki e-kitap olarak da var Storytel'de. E-kitap olarak oradan okudum. Ama beni tatmin etmedi. Sonra ben yani bir yerde dedim ki benim bu kitabı alıp altını hunharca çizmem gerekiyor dedim. Çünkü benim böyle o kadar çok hoşuma gitti. Bir de yazarın kendi seslendirmiş Solitaire'de Aylin Balboa'sı. Hem seslendirmesi, hem okuması, hem böyle aslında bu Kafa Dergisi yazılarıymış Aylin Balboa'nın. Ve ekstra bu kitap için yazdığı yazılar da varmış. Yani böyle normal bilgiler verip oradan oraya alması, sonunda böyle hep böyle aynı çocuk kitabı gibi böyle hep o, yani çocuk kitaplarında da aynı cümle böyle tekrarlanır ya, buna da hep işte ben ayrılmak istiyorum Osman diyor. Yani hep böyle ayrılmak istiyorum Osman ve bunun sebeplerini sunuyor. Sonra diyor ki yok ben senden ayrılamam Osman diye. Çok hoşuma gitti yani, zaten başladım çizmeye, ben bunu tekrar okumaya başladım. Bu kitabı iki kere sesli bitirdim, bir kere okuyarak bitirdim. Şimdi altını çizerek okuyorum tekrar. Yani ikinci dinleyişim, ikinci okuyuş. İki kere dinledim, hatta bir daha başladım, yalan olmasın. Bir daha altını çizerek okuyorum. Dolayısıyla bu burada devam edecek benle. Çok sevdim. Bilmiyorum, arkadaşım okudu. Nesli o kadar etkilenmedim ben dedi. Beni çok çekti. Yani günlük bilgileri alıp böyle seni alalaşağı ediyor. Ne alaka ya falan, ama bilgiyi de alıyorsun oradan falan. Çok hoşuma gitti. Bayıldım yani o diline. Çok keyifli, benim için çok keyifli bir kitaptı. Sonrasında Otomatik Portakal, Anthony Burgess'ın, bu benim çok okuyup yani bitirmek istediğim filmi varmış. Henüz filmini izlemedim. Ben buna Nefes'e hamileyken başlamıştım. Bunda böyle işkence sahneleri falan var. Filmini de o yüzden hiç elim gitmiyor yani. Daha böyle arattırmadım bile Google'da filmini, o derece yani. Yarımdı çünkü bazı sahnelerde hamileliğin de vermiş olduğu yetkiye dayanarak yok dedim, ben bunu okuyamayacağım, devam edemeyeceğim. Sonra yani lohusalıktı falan filandı, bir türlü ben bu kitaba dönemedim. Sonra artık döndüm ve döndüm daldan kafama geldi, aklıma geldi. Ve bitirdiğime memnunum. Aslında bu bir bununla ilgili şeyler vardı. Alt not almış mıyım, inşallah almışımdır. Çeteler, gece sokakları, sokaktakiler, taciz, tecavüz, haneye tecavüz, gençler, alkol, 20 yaş altı okumasın, iyi ve kötünün sorgulandığı, tercihlerimizin mi bizi belirlediğine dair düşündürüyor yazmışım. Bu aslında dönemin İngiltere'sineydi galiba. Evet, dönemin İngiltere'sine bir eleştiri, bir ironi aslında. Burada kitaptaki şeyle geçen şeyler, bu anlattığım o başlıkların hepsi dönemin İngiltere'sini anlatıyormuş. O gece işte tekinsiz olması, haneye tecavüzler, işte bu madde kullanımları falan filan. Tabii ben de böyle bir bilgi olmadığı için başlarda ne, yani ne bu falan diye girdim olaya. Aslında bu alt bilgiyle girseydim daha farklı gözle okurdum diye düşünüyorum. Ama bu bilgiye sahip olduktan sonra he falan olarak da bitirdim ve bir klasik sayılan kitaplardan birini bitirdiğim için de mutluyum. Zaten modern klasikler serisi satın almayı bıraktım artık. Kaçta kaldım bilmiyorum. Yarısı Türkiye'de, yarısı Japonya'da. Şimdi işte her sene en azından onların içerisinden bitirmeye çalışıyorum. Bu anlamda modern klasiklerden de bir tane bittiği için mutluyum açıkçası. Sonrasında
sevgili Itaki Yayınları Japon klasikleri, Japon eserleri böyle basmaya başladı. Çok güzel. Bence Japon klasiklerine çok yakışan kapaklarla basıyor. Ve bu ince diye aldım kitaplıktan. Ben daha önce Osamu Dazai okumamıştım. Öğrenci kız kitabını. Hatta bununla ilgili bir vlog çektim. Japonya'da Günlük Hayat kanalımda bulabilirsiniz. Bayağı altını çizdim. Aslında bu kitap çok şaşırtıcı. Sabahtan akşama anlatıyor. Ve yani benim bununla ilgili bir yerlere not almışım ama sanırım o videoda mı anlattım, ne oldu hatırlayamadım şu anda. Benim yani Japon yazarlarda, animelerde, mangalarda beni en çok soğutan şey Japonların Japonlara uzak bir şekilde Japonları anlatması. Yo, Japonlar öyle değil diye böyle hemen böyle bir mantık yanım. Sanki bütün eserler yani bütün Türkler kitaplardakiler, kitaptaki gibilermiş gibi. Bilmiyorum, beni soğutuyor. Ama Osamu Dazai bam 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 girmiş yani Japonlara. Daha ilk sayfalardan kendilerine olan kompleksleri, güvensizliklerinden bahsediyor Japonların. Dedim benden puan alıyor bu adam. Sonra işte büyük renkli güzel göz takıntısından birazcık bahsediliyor. Çok gerçek hissettirdi. Bu komplekslerini böyle rahatça anlatabildiği için çok gerçekçi hissettirebildi. Sonrasında bunun sonunda bir şey var, yazı vardı. Birin, evet, son söz. Sevgili Mitil Girao diye. Bu Osamu Dazai'ye ve bu kitaba dair olan bilgileri de çok güzel veriyor. Ve yani bir erkeğin kadın gözünden bu kadar yazabilmesinden de çok etkileyici olduğu düşünülüyormuş edebiyat dünyasında. Ve Çavdar Tarlası'nda çocuklardan 10 yıl yani önce yazılmasına rağmen ele aldığı konular, ergenlik sıkıntıları, kültürel beklentiler, boğucu ağırlığı, yetişkinlerin güvenilmezliği falan filan birbirlerine çok benzer kitaplar olduğunu söylüyorlarmış edebiyat dünyasında. O bilgilere de bayıldım açıkçası. Ben bunu tek başıma, yarımdı bu, tek başıma kendime kahvaltı ısmarlayıp bu kitabı bitirmiştim. Yine öyle bir reading vlog yapmayı düşünüyorum en kısa zamanda. Sonrasında Ayşenur Yazıcı'nın Çit adlı kitabını okudum. Ayşenur Yazıcı'nın okudum ikinci kitabı benim için. Ayşenur Yazıcı benim devrim bilirler. Gazeteci ve spiker olarak bilirsiniz. Haberleri sunuyordu. Ve bu kitabı bana kendisi imzalı olarak gönderdiği için de çok mutluyum. Benim için yazarından imzalı kitaplar her zaman çok daha önemli. Bu uzun zaman olmuş bana bunu yollayalı ama bir türlü elim gitmiyordu benim buna kitaplıktan. Sonrasında bu sene beni çağırdı ve okumaya başladım. Ve bir gerçek gazete haberinden kadına şiddet katledilen hiçbir kadını unutmuyoruz hashtag ile basılmış zaten kitap. Yani o zamandan bu zamana ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Hala katledilen kadınlar var. Ve yani bu yazamadım Ayşenur Yazıcı'ya, kendisine soramadım. Yani ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek bilmiyorum. Ama gerçek olan bir kısmı var ki internet haberini buldum. Birazcık çabaladım, uğraştım çünkü içindeki isimler gerçek değil. Çok sert bir gazete haberinden yola çıkıyor. Tabii ki hayal dünyasında yani mutlu bitiyor diyeceğim de kime göre, neye göre mutlu? Ödenilen bedel, yani bedeller var. O bedellerin sonunda kim mutluluk, mutluluk mudur gibiydi yani. Ama görece mutlu, sonunda bittiği için mutluyum. Keşke, ya çok isterdim haberde adı geçen kızla tanışmayı. Ya onunla konuşmayı çok isterdim açıkçası. Ve yani buradaki sonraki yorum kitabı size belli eder diye okuyamıyorum. Yani yazdığım yorumumu kendi kitabıma. Sert ya, bak yani ne hayatlar var yani herkes işte bakıyorsun. Ne hayatlar var. Kiminki kolay, kiminki zor. Seninki bana kolay, benimki sana zor gibi gelebilir. Ama gerçek bir gazete yazarının haberi olması ve Türkiye'deki katledilen kadınlar düşünülünce buruk ya. İnsan bir buruk kalıyor. Sonrasında Nesli dedi ki hadi dedi beraber Dorian Gray'in portresini okuyalım dedi. Ben bana PDF'ini de yolladı. Dedi ki beraber bitirelim. Benim Oscar Wilde'ın onu okumak gibi bir niyetim yoktu ama ben bir vuruldum kitaba. Ve benim şimdi onun elimde olması lazım. En yakın zamanda onun böyle tekrar
kitaptan okumak istiyorum. Çünkü bir telefondan PDF olarak okumak beni hiç tatmin etmedi. Deli gibi altını çizmek istiyorum. İşte böyle vurguluyorum falan filan böyle. Yok, benim öyle böyle kanıtlı kanıtlı altını çizmem lazım ki işlesin. Yani kaç yılında yazıldı o kitap bilmiyorum ama dün yazılmış gibi, yani bugünü anlatıyor gibi. Allah'ım diyorum ya, insanlık hiç mi değişmez? O kadar etkilendim ki. Ve Everest yayınlarında sanırım bir baskısı var. Böyle ansiklopedi gibi. Ya onu istiyorum böyle. O böyle o baskısının elimde olmasını istiyorum. Sanırım Everest'e emin olmamakla beraber. Bayıldım. Dorian Gray'in portresini de çok 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 yürekten tavsiye ediyorum. Zaten klasiklerden biri. Belki okumuşsunuzdur. Ve senenin son kitabı, hayatımın 742. kitabı Annie Ernox'un Nobel ödüllü, dediğim gibi. Aslında bir oturuşta bitebilecek kitap ama biraz bende birkaç gün dolandı. Tamamen baştan aşağıya tutkuyu anlatıyor. Yalın bir tutkudan bahsediyor ve bir yasak aşktan bahsediyor aslında. Zaten yasak olan şeyler daha tutkulu gelmez mi insana? Böyle hani o anlamda böyle bazı duygulardan ben de geçtim yahu diye düşünüyorsunuz. Böyle aşkın elinizi ayağınızı bağladığı, böyle gözünüzü kör ettiği, salak salak şeyler yaptırdığı dönemden herkes geçmiştir. Hem yaşın, hem duygunun, hem aşkın verdiği yetkiye dayanarak o salaklıklardan hepiniz geçiyorsunuz. Bu kitapta da bol bol o salaklıklardan bulabiliyorsunuz. Yani Allah'ım diyorsun, yani hani bu üzerinden geçtikten sonra ya ben bu kadar salak mıydım? Ben bunu niye yaptım? Niye yapar bunu insan diye düşündüğünüz şeyleri bu kadıncağız da yaşamış. Annie Ernox bilemiyorum. Bende diğer kitapları da var. Onları da okuyacağım inşallah. Ve şey, bitirdiğimde şey yazmışım. Yazarın kafasının içinde gezmek, içinin çekmecelerini açmak gibi bir şeydi. Daha yalın, daha tutkulu bir aşk okumak isterdim. Evet, benim böyle buram buram aşk okumak istiyorum. O kitabı biliyorsanız ne olur bana da yollayın ya. Yani şu iki tane aşk kitabı okumuşum. Biri neydi? Söyleyeyim hemen. Son Mektup. O da aşk kitabı olarak geçiyor. Bu da aşk kitabı olarak geçmesi lazım. Bilemedim ya. Onların aşkı ile benim aşkım bir değil herhalde. Bu kadar. 2023 yılına teşekkür ediyorum. Beni 22 kitapla uğurladığı için. Çok fazla yarım kitaplarım vardı ama Ocak ayında çoğunu bitirmeye başladım. Yani Ocak ayındayız. Maşallah. Şu an 9. kitabımı okuyorum herhalde. Nerede? Var mı yakınımda? Şurada bir yerde misin? Yoksun. Neyse. Gidip hatta 10. kitabımı bitireceğim bu videodan sonra ama bu videoyu düzenleyip yüklemeyi düşünüyorum. 2024 yılında hedef düşürdük. Nesli dedi ki 41 kitap yapalım dedi. 41 kere maşallah olsun dedi. Tamam arkadaşım dedim. 41 kitap hedefiyle şu anda sağlam bir şekilde ilerliyorum. Bakalım. Ocak ayım bol kitaplı geçiyor. Maşallah yarım kitaplarımı bitiriyorum çünkü genel olarak. Onlara biraz ağırlık verdim. Okumak istediğim çok kitaplar var. Yeni bir liste oluşturuyorum. Kafamda yeni bir liste var. Almak istediğim çok kitap var. Türkiye'den buraya getirmek istediğim çok kitap var. Buradaki kitaplığımda da daha okunmayı bekleyen çok kitabım var. Ama mutluyum, huzurluyum ve bu ya Ocak ayı boyunca bayağı bir kitaplarıma döndüm. Bu vesileyle zaten 10 tane kitap. Herkesten, her şeyden uzaklaşıp biraz böyle kitaplara dalmış durumdayım. Ortaokul zamanlarıma yakın. Yani o zaman günde bir kitap, birkaç kitap bitiriyordum gerçi de. Ama bu hissi de özlemişim yani. Şimdi bu akşam da mesela Yoshi işten geldi. Şu an Yoshi de bir kitap okuyor. Ya anlattığı kitap da çok tatlı Yoshi'nin. Size bir de böyle bonus bir Japonca kitap göstereyim. Şu an eşim bunu okuyor. Hala evet, hala üstü okuyor. Bu bir kurmaca bir samuray zamanı kitabı. Bir samurayla bir tane genç bir polisin hikayesiymiş bu. Yoshi bana anlattığı kadarıyla çok keyifli bir kitap. Çünkü şey, samuray zamanında ihanet etmek, yani yasak aşk yaşamak yasak ve ölüm cezası alıyormuş. Bu çok zengin bir samuray varmış. Böyle şeye yakın, yani büyük baş samuraya yakın bir samuray. Bu da bir aldatıyor karısını ve yakalanıyor ve buna ölüm cezası veriliyor. Diyor ki ve samurayların hala intihar geleninin sebebi de aslında samuraylara bağlanıyor. Şöyle ki ben baya kitabı anlatıyorum. Videoyu kapatamadım. Konuşasım varmış demek ki. Anlatayım mı? Samuray zamanında mesela bir onursuzluk, bir suç, bir hata işlediğiniz zaman
samurayın kendisine diyorlar ki harakiri yap. Yani seppuku aslında Japonca. Harakiri de Japonca ama işte seppuku yap, harakiri yap. Harakiri nedir? Kendi kılıcıyla kendi canını alması. Bu onun onurunu korumaktır. Hani hata yapıyor ve sana onurunu koruman için kendini öldürmene izin veriyorlar gibi bir şey. Bu da demiş ki yok ya demiş çok acıyor ben yapamam onu demiş. Bir samurayın asla dememesi yani. Gerçekten şey demiş. Acıyor ben yapamam öyle şey demişler. Sonra bunlar da toplanmışlar ne yapsak. İkincisi ağır ceza da kellesinin uçurulması. O bir hakaret artık samuraya. Neyse bunu toplanmışlar demişler ki biz bunu sürelim Hokkaido'ya. Yani tepede en tepedeki soğuk yere gitsin. Onu oraya sürelim. Orada ne hali varsa görsün. Ama ilginç bir şekilde çok tatlı bir karaktermiş bu adam. Çok da zengin zaten. Bir de böyle etrafından çok jön bir adam herhalde. Böyle konuşmasıyla, tavırlarıyla falan. Herkes bunun çok tatlı, çok bağlanıyormuş falan. Bunun yanına bir tane yaşlı bilge veriyorlar. Bir tane de genç bir polis veriyorlar. Ve bunu Hokkaido'ya sürüyorlar. Gidecek yani, yürüyecek. Oradaki adaya bırakıp gelecek yeni polis. Yani yeni polis gibi bir şey. Yeni o polis gibi görevli de yani çok böyle cahil hani çok böyle atak biri değilmiş anladığımız kadarıyla. Daha Yoshi anlatmadı geri kalanını. Şey şehir yani gönderildikleri şehirden çıkar çıkmaz yaşlı demiş ki ben çok yaşlıyım bu işler için ben geri dönüyorum demiş. O polisle samurayın yolculuğu anlatılıyormuş. Ve şu anda işte yolda bu hikayeler olacak henüz kocam anlatmadı. Bunu niye anlattım size? Yoshi ile bizim çocuklar olmadan önceki evimizde sık sık yapardık. Aynı kitabı okurduk mesela. İşte Murakami'leri falan öyle bitirdik. Ben Türkçesinden, o Japoncasından koltuğa geçerdik. Koltukta böyle yatardık. Herkes kendi kitabını okur ve yarış yapardık. İşte sen neredesin, ben neredeyim? Birbirimize asla şey vermezdik. İpucu ama şey yapardık. O ne yapacak biliyor musun? O şimdi nereye gidecek biliyor musun? Diye birbirimizi gaza getirirdik. Tabii çocuklardan sonra ve Yoshi iş değiştirdikten sonra şu an neredeyse izinsiz çalışıyor Yoshi. Hafta 7 gün Yoshi 7 gün çalışıyor. Çok borçlarımız var. Ödemesi lazım. İşte kendi şirketini kurduğu için işte bu böyle bir süreç. Hala böyle bir süreç. Neredeyse izinsiz çalışıyor. Uzun zaman sonra böyle bir şey yaptı. Yoshi iş aralarında okuyor işte molalarında falan okuyor. Şu anda şey yaptık. Kapattık her şeyi. O kitabını aldı, ben kitabımı aldım. Ben de yani bugün bitirebilirim herhalde uyumadan önce diye düşünüyorum. Ben de Kuzeyli Annemi okuyorum. İşte kitabımızı okuduk. Çok az kaldı benim de. Çok özlemişim o hissi. Nefes o bir bana baktı, bir babasına baktı. O bize katılmamaya karar verdi. Çünkü Nefes çok öfkeli bir gün geçiriyor. Bu da burada not olsun diye söylüyorum. Neyse. Kitabın yani bu kadar. Bizim evde böyle bir seans yaşandı uzun zaman sonra. Çok çok hoşuma gitti. Bu kitabı da Yoshi'den dinlemeye devam edeceğim. Sonra okudum diye eklerim şeye Goodreads'e. Neyse. İşte bu kadardı. 2023'ün 22 kitabına teşekkür ediyorum. Keşke 23 yapaydım bari değil mi? 22'de 23'de 23 neyse. Şu anda da yılın 2, 4, 6, 8, 9. kitabını bitirmişim. Bu da 10. kitabı olabilir. Ocak ayında biten kitaplar videosu görmek istiyorsanız ne olur beni gaza getirin yorumlarda. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.